TV 8 ekranlarında 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz tüp bebek, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Verda Özken Tunç Bilek. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun sizler. Benden de iyilik. Hocam siz kuliste, Fatih hocam size söyleyeyim ben. Evet. Kıbrıs'tan geldiğini duydum hocamın. Oralardan buralara hoş geldiniz. Evet, Kıbrıs'tan selamlar, sevgiler getirdim ben de. Çok sağ olun. Sizlere. Tekrar hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hocam kısırlık yani infertilite nedir? Kadına bağlı kısırlık sebepleri nelerdir? Bununla bir başlayabilir miyiz? Şimdi bir çift düzenli bir ilişkiye rağmen bir yıl boyunca bebek sahibi olamıyorsa, gebelik oluşmuyorsa biz buna kısırlık diyoruz. Kısırlığa neden olan faktörler kadına bağlı olabilir, erkeğe bağlı olabilir, kadınla erkeğe birlikte bağlı nedenler olabilir. Bazen de birçok araştırma yaparsınız, kadın ve erkekte hiçbir patoloji bulamazsınız. Buna da açıklanamayan infertilite denir. Aslında hani bir çift bize birlikte başvurmalı. Yani bazen bizim toplumumuzda ne oluyor? Çocuk olmuyor bir yıl boyunca. Kadına diyorlar ki sen git doktora gör. Bu yanlış bir uygulama. Evet. Çiftler birlikte gelmeli. Çünkü kadınla erkekteki kısırlık oranları aslında eşit. Ve erkeğin araştırılması daha kolay. Biz önce erkeğe yöneliyoruz bu konudan. Peki erkekteki kısırlık nedenleri nelerdir hocam? Şimdi burada erkeği değerlendirirken aslında basit bir yöntemle, sperm analiziyle inceleme yapıyoruz. Erkekte sperm üretimini azaltan nedenler olabilir ya da sperm sayısını düşüren bazı endokrin, genetik hastalıklar olabilir ya da yapısal bozukluklar olabilir. Geçirilmiş enfeksiyonlar, mesela kaba kulak enfeksiyonu spermin azlığına neden olabilir, travma yüküsü varsa ya da yapısal bozukluklar olabilir. Testislerin etrafındaki damarlarda genişleme, venlerde genişleme olabilir ki biz buna varikosel diyebiliriz. Zaten hani erkek infertilitesini değerlendirirken eğer bir patolojik durum varsa biz mutlaka bir üroloji uzmanına yönlendiriyoruz hastamızı. Peki hocam tüp bebek nedir? Öncelikle böyle bir soruyla başlayayım. IVF yani tüp bebek ve aşamaları nelerdir? Hangi aşamalardan geçiyor böyle bir kişi? Tüp bebek aslında nedir? Kadınla erkek hani çocuk sahibi olamıyor ve konvansiyonel yöntemlerle hamilelik oluşmuyor. Mesela nedir? Biz ilaçlar veriyoruz yumurtayı çoğaltmak, çalıştırmak için ve düzenli ilişki öneriyoruz ya da aşılama tedavisi yapıyoruz. Tüp bebek en son aşama. Kadının yumurtaları çoğaltılır ilaçlarla ve biz onları anestezi altında toplarız. Erkeğin spermiyle laboratuvar ortamında döllüyoruz. Ardından oluşan embriyoları kadına transfer yapıyoruz. Yani yumurtayla spermin dışarıda döllenme işlemi tüp bebek. Peki bunlar ne kadar süren süreler? Yani şimdi önce bir ilaç veriyorsunuz, yumurtayı çoğaltıyorsunuz. Evet. Bu ne kadarlık bir aşamanın, şimdi, ne kadar süresini içeriyor? Öncelikle zaten çiftleri araştırıyoruz. Hani neden varsa nedene yönelik tedaviyi yapıyoruz. İlaç adetin ikinci günü başlanır. Bunlar iğneler, günlük iğneler başlanıyor hastaya. Yaklaşık bir 12-13 günlük sürede kullanılan iğneler yumurtaların gelişmesine, büyümesine neden oluyor. Ve en son artık biz olgunlaşması için HCG dediğimiz son iğnemizi yapıyoruz. 36 saat sonrasında da yumurtaları anestezi altında topluyoruz. Yumurtalar toplandıktan sonra laboratuvarda dölleniyor. Ertesi gün döllenme oranlarına bakılıyor. Ve embriyoların bölünmesine göre 3. gün ya da en iyisi bizim tercih ettiğimiz 5. günde embriyo transferini gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık yani 3 haftalık bir süreç diyebiliriz. Yani buna. Gelen bir kişi 3 hafta içerisinde adetin 2. günü ya da 1. Evet. günü size rastlarsa evet. siz onu 3 hafta içerisinde tamamen tüp bebek tabii, yapılmış bir şekilde... Tedaviye başlamadan önce tabii ki gerekli tetkikleri de yapmak lazım. Çünkü tabii hastaya ilaçlar uygulanacak... Kronik bir rahatsızlığı varsa hatta biz dahiliyeye gerekirse kardiyolojiye yönlendiriyoruz hastayı. Öncelikle bir hazırlık aşaması oluyor ama tedavi süreci 3 haftalık bir süreç. Hocam yumurta topluyoruz dediniz. Ben orayı merak ettim birazcık. Yani acı var mı bu işlemin sonunda? Bu yumurtalar toplandıktan sonra ne oluyor? Şimdi nedir? Kadını hazırladık, yumurtaları hazır. Biz genelde sabah vakitlerinde yumurtaları anestezi altına, propofol ile sedasyon altında, vajinal yolla, iğne ile
yumurtaları tek tek topluyoruz. Bunlar resmen hani sabah diyorsunuz yumurtayı topluyoruz. Evet. Resmen sabahları tavukların altından yumurtaları alıyormuşuz. Bazen de ne oluyor biliyor musunuz? Hastalar iğne saatini yanlış yapıyor. Biz gece yarısı da topladığımız oluyor. Çünkü bu saat önemli. Son iğneyi yaptıktan 36 saat sonra topluyoruz ya. Bazen hasta karıştırıp mesela diyoruz gece 10'da yapın 9'da toplayacağız yumurtayı. Kendileri sabah 10'da yapıp akşama toplama durumumuz oluyor. Peki hocam bunu toplarken dediniz ya propofol dediğimiz yani anestezik bir ilaççılar ofis şartlarında değil mi? Hastanede değil bu. Yani bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir yasal mevzuatımız var. Tabii ki orada ofis şartları demeyelim de... Klinik şartları. Klinik şartlarında. Klinik de değil aslında çünkü nedir? Anestezi cihazı olması gerekiyor, belli şartlar olması gerekiyor. Yani normal bir muayenehane gibi değil, ameliyathane odasında. Zaten MCO odasının da kriterleri vardır. Peki ne kadar sürüyor bu uygulama? Yani ne kadar zaman içerisinde topluyorsunuz? 5 dakika, 10 dakika? Yani başlamasıyla bitmesi artık hastanın durumuna göre, yumurta durumuna göre 15-20 dakika maksimum. Peki sonrasında bunları yumurtaları topladınız, laboratuvarda onları spermli döllediniz. Daha sonra nasıl yerleştiriyorsunuz bunu? Nereye yerleştiriyorsunuz? Transfer, embriyo transferi işlemi çok basit bir işlem. Onu da ultrasound altında, genel anesteziye gerek yok. Normal muayene yapar gibi hastaya pozisyon veriliyor. Hazırlıklar yapıldıktan sonra çok ince embriyo transfer kateterleriyle ultrasondan görerek endometrium içine bırakıyoruz. Yani tüplerin içine değil, direkt endometrium veriyorsunuz. Tüpün içine olmasın, dış gebelik riski olur da bazen ne oluyor? Embriyo hareketli sonuçta. Bazen çok yukarıya verdiğimizde tüpe de kaçabilir yani dış gebelik riski olabilir. Burada da iyi hekimin eli lazım. Tabii. Evet. Tabii ki. Bakın. Yani her şey bir bütündür. Laboratuvarın iyi olması gerekir, hazırlayan hekimin iyi olması gerekir. Peki hocam, preimplantasyon dediğimiz genetik tanı nedir? Bu PGT yöntemi kimlere uygulanabilir? Şimdi preimplantasyon genetik tanı gerçekten son dönemlerde revaçta olan bir tedavi şekli. Normalde daha önceleri bir gebelik oluştuktan sonra gebeliğin 3. 4. ayında ya da doğumdan sonra genetik bir anomali varsa saptanabilmekteydi. Geç dönemde gebelikler sonlandırılmak durumunda kalıyordu. 3. 4. ayda yapılan testlerin sonucuna göre anomalili bir bebek olduğunda sonlandırılması gerekiyor. Bu da aile için hem psikolojik hem fizyolojik olarak etkileri oluyor. Preimplantasyon genetik tanıda biz ne yapıyoruz? Gebelik oluşmadan önce, yani embriyo aşamasındayken embriyoların genetik durumu laboratuvarda belirleniyor ve sağlıklı olan embriyolar transfer ediliyor. Yani güzel bir tedavi. Bir de hocam yumurtaların dondurulması var. O nasıl bir tedavi işlemi? Şimdi son zamanlarda çok uyguluyoruz bu yöntemi. Özellikle mesela kadın genç yaştadır, 30'lu yaşlarındadır ve evlilik düşünmüyor. Daha sonra ileride çocuk sahibi olmayı planlıyor. Biz yine tüp bebeğe hazırlar gibi yumurtalarını çoğaltıp anestezi altında toplayıp onları donduruyoruz. Eksi 196 derecelik azot tanklarında yıllarca bekleyebilir. Kadın 30 yaşındadır. 40 yaşında gelip çocuk sahibi olmak istediğinde o yumurtanın kalitesi 30 yaşındaki kadının yumurta kalitesindedir. Ne kadar güzelmiş bu sistem. Evet. Peki kişi menopoza girmişse, mesela yumurtalar toplandı ama kişi menopoza girdi. O toplanmış yumurtayla gene hamile kalıyor tabii mu? Tabii ki. Bakın çok önemli menopoz, bir konu. Menopozda da sonuçta başlangıçta siz bahsetmiştiniz ya Kıbrıs tüp bebek açısından iyi bir yerlerde. Sağlık turizmi yapıyoruz aslında biz. Yurt dışından menopozdaki hastalar da gelip bebek sahibi olabiliyor. Mesela kaç yaşında en yaşlı hastanız kaç yaşında böyle bir işlemi yaptırdı? 55 yaşına kadar biz eğer sağlık durumu iyiyse bakanlığın istediği şartlar var. Kardiyoloji ve dahiliyeden onay alındıktan sonra
55 yaşına kadar müsaade ediyor bakanlık. Bizim 53 yaşında doğuranımız var. Evet. Çok 53 önemli. Yaşında evet. Annelik. Evet, şey. Ne kadar güzel. Evet. Menopoza da girmiş bir bayandı sanırım. Tabii tabii. Ha, bu çok önemli bir evet. konu hocam gerçekten. Peki hocam, Kıbrıs'ta Türkiye arasında bu tüp bebek mevzuatlarıyla ilgili bir takım farklılıklar var. Bunları eğer bir sakıncası yoksa anlatabilir misiniz? Tabii ki. Öncelikle embriyo transferinden başlayayım. Transfer sayılarında bizde çok böyle bir kısıtlama yok. Hani Türkiye'deki hastalara 35 yaşından gençse bir embriyo, 35 yaşından sonra iki embriyo transfer edilir. 35 yaşın altında fazla denemesi varsa ya 2-3 denemesi varsa iki embriyo transferine izin veriliyor. Biz de 3 embriyoya kadar transfer yapabiliyoruz. Bir kısıtlama yok böyle gerek duyulursa. Biz yabancı, yani Türkiye dışındaki hastalara yumurta donasyonu, sperm donasyonu yapabiliyoruz. Mesela diyelim ki kadın erken menopoza girdi. Ne oluyor? Yumurta üretemiyor. Bu durumda ne yapıyorlar? Hani ne yapıyoruz? Bize başvuruyor. Biz gerekli tetkiklerini yapıyoruz ve kendisine uygun sağlıklı genç bir vericiden yumurta, yine yumurtaları çoğaltıp tüp bebek yapar gibi yumurtalarını topluyoruz. Verici bayanın, kadının eşini spermiyle dölleyip kadına transfer yapıyoruz. Yani gebeliği yaşayan kadın. Kadın oluyor. Evet. Evet, bu Türkiye'de yasak. Tabii evet. Biz Türkiye vatandaşı hastalarına da yapmıyoruz, yani yurt dışından gelen. Evet, onu da söyleyelim. Türkiye vatandaşları ama uygulama da yasak. Yok, yasak evet. Yani biz Türkiye'den değil, yurt dışından. Hani biz Türkiye'yi yurt dışı olarak kabul etmiyorum yani. Evet, doğru söylüyorsunuz. Biz aynı vatan içiyiz. Evet, biz yani Türkiye'nin bir parçasıyız. Evet. Hocam çok değerli bilgilerdi. Gerçekten bilgimize bilgi kattık sizinle. Gerçekten hoş geldiniz tekrar Kıbrıslardan buraya. Teşekkür ederim sizleri gördüğüme, ben de çok sevindim. Devam etmek kaydıyla ben şimdilik kapatıyorum hocam. Çok teşekkürler. Çok sağ olun vermiş olduğunuz bilgiler için. Bugün bizlerle tüp bebek, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Verda Özken Tunç Bilek beraberdi ve bizlere Kıbrıs'ta tüp bebek nasıl yapılır ve tüp bebek hakkında birçok bilgiler verdi. Kendisine tekrar teşekkür ederiz. Programımız kaldığı yerden devam ediyor.